Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışı başlıyor. Sadece Tuna bu akşam bizlerle değil, bir ufak gribal enfeksiyon geçiriyor. Zannediyorum durumu geçmiş iyi. Olsun, sadece diyoruz. İstirahat ediyor. Söyleyelim, telaşlanmaya gerek yok. Hasan Öztürk, Ahmet Keke, Yusuf Ziya Cömert. Hoş geldiniz. Bu gece aynı zamanda Regaib Kandili, Regaib Gecesi. Daha doğrusu Regaib Gecesi. Sizlerin, stüdyodakilerin, tüm Türkiye'nin, tüm İslam aleminin de gecesini tebrik edelim. Hayırlara vesile olsun diyelim inşallah. İlk namaz derler bizim oralarda. İlk namaz. Üç ayların başlangıcı oldu. Evet. İlk namaz derler. İlk namaz. Bu arada bende var. Bende de var. Sizde de var. Muhteşem bir ceviz göndermiş bize. Tekirdağ Şarköy'den Hale Eke. Selamı da var. Ben telefonla da görüştüm. Eyvallah. Kendi bahçesinden göndermiş. Karaceviz. Omega oranı hayli yüksek. Karaceviz. Zeytin göndermiş ama zeytini burada açmadım. Evet. Zeytinyağı göndermiş. Sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. Yani öyle galon galon falan filan. Yani görülsün diye. Bizim derdimiz zaten burada şey değil. Hünnaptan sonra ceviz geldi. Bakalım ne gelecek sonra. Şimdi diyor ki omega oranı %70 olan karaceviz kendi bahçesinden göndermiş. Ben yemeyeceğim ama Yusuf abi yiyor. Ben Ahmet Keketi de yiyor. Hasan Öztürk de yiyor. Ben yemeyeceğim. Niye? Yersin, sen de sonra yersin. Sizi lafa tutayım. Arada ben yerim. Şimdi ceviz dedim de aklıma geldi. Kemal Kılıçdaroğlu. Cevizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun alakası ne? Enteresan bir çağrışım. Çetin ceviz olarak mı düşünüyorsun? Omega'nın vücuttaki etkilerini biliyor musunuz? Omega. Mesela Omega 3 neye yarar mesela, değil mi mesela? Yusuf abi bilir, eczacılık vardır onda biraz. Beyin fonksiyonlarını çalıştırıyor. Eczacılık konusunu azıcık tutturdun. Ben birkaç ay İstanbul Eczacılık Fakültesi'nde okudum. Biliyorum. Fakat yani şu şeylerden biraz uzağım. Ya yani şu şuna yarıyor, bu buna yarıyor, bu neye yarıyor. Şimdi bir şey gören... Neye yarıyor? Ulan yiyorsun işte. Neye yarıyor? Yarıyor yani. Ye keyfine bak. Veya içiyorsun, işine bak. Şimdi şu... Beyin fonksiyonlarını harekete geçiriyor diye evet. Duydum ben. Evet, evet. Yanlış mı duydum? Doğru, doğru. Yani bu önemli. Beyin fonksiyonları için önemli. Bende bir tecrübi hekimlik var. Ahmet abi bilir. Biliyorum, biliyorum. Ahmet abi gelir mesela. Zaman rahatsız olduğu zaman benim kapımı çalar yani. Ne onun ismi? Tecrübi hekimlik. Tecrübi. Yusuf abi biliyorsun. Alaylı hekim. Deneysel. Tecrübenin yani kelime karşılığı herkes öyle. Herkes kendisinin hekimidir. Tabii. Sözü ama sen herhalde umumin de hekimliği konusunda tecrübe. Şimdi Kılıçdaroğlu'na geleceğim ama Kılıçdaroğlu'na gelmeden önce bir Çanakkale'ye götüreceğim sizi. Çanakkale'nin Ülgür Gökhan isimli bir belediye başkanı var. Bir daha söyler misin? Ülgür Gökhan. Ülgür Gökhan. Ülgür ne demek bilmiyorum. Bir hanımefendiyi azarlarken gördüm. Evet. O mu? Bir hanımefendiye çok yakışıksız bir tavır sergilemişti. Hem de belediye meclisinde. Hem de belediye meclisinin üyesi bir hanımefendiye. Seni dışarı atarım, konuşma, sus falan böyle tuhaf şeyler evet, hatırladım. Var. Şimdi bu Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı. Beni de dava etmiş. Gazete üzerinden dava etmiş. Etsin, önemli değil. Mesele şu. Çanakkale'de CHP'liler bile artık bu Ülgür Beyefendi'ye tahammül edemez hale geldi. Şu tabyalar oyun sahası yapan adam değil mi bu? Bu tabyaların oyun sahası yapılmasında göz yumdu. Gidip müdahale etmedi, ne yapıyorsunuz falan demedi.
Sonra dedi ki benle ne alakası var? Benim yetki alanım mı bilmem ne mi falan filan. Kimi gibi. Yetki alanda? Onun yetki alanında. Niye onun yetki alanında olmasın? Şimdi bir sürü şey var. Mesela HDP için şükür pilavı dağıttı Çanakkale'de. HDP barajı açtı diye. 7 Haziran'da. 7 Haziran'da. Çanakkale gibi bir yerde böyle bir şey yaptı. Önemli değil. Yapsın, sıkıntı yok. Bugün AK Parti gençlik kolları yanılmıyorsam, onun VTR'si var, izleteceğim size. Şunu yaptılar. Afrin'de bir destan yazıldı. Bu destanın şükrü için pilav dağıtmak istediler. Ülger Gökhan, belediye zabıtasını bu pilav dağıtım merasiminin üzerine saldırttı. Yok artık. Tabii. Ciddi misin? Bir pankart vardı orada. Bu şehirde işte terör sevici bir parti barajı açtı diye değil. He. Afrin'de destan yazan Mehmetçik için pilav dağıtılır dedi. Ha, bir gönderme de var orada. Gönderebilirsin. İstediğin şeyi gönderebilirsin. Yani kendisi pilav dağıtırken zaten göndermemiş miydi? Göndere göndere pilav dağıtmamış mıydı? Kaldı ki zabıtayla nasıl böyle bir şeyi engellemeye kalkarsın? Kolluk kuvvetinle bunu engellemeye kalkıyorsun falan filan. Bir onun veteresi verin bakalım. Afrin'de destan yazan Mehmetçi'ye destek afişi CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'nı rahatsız etti. Senlik iş bitti. AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Afrin Zaferi için pilav dağıttı. Ağaca asılan bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin'de destan yazdığı için dağıtılır yazılı pankart, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın talimatıyla zabıta tarafından söktürüldü. Gençler pankartı ellerinde tutmak zorunda kaldı. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 7 Haziran seçimlerinde HDP %10 barajını geçince Cumhuriyet Meydanı'nda pilav dağıtmıştı. Evet. Güzel. Yorum mu istiyorsun? Yok. Buna yorum yapılmaz. Buna yorumu ben yarın yapacağım. Ha. Ya şimdi Çanakkale. Bak Tekirdağ, biraz önce Tekirdağ'dan hani ceviz göndermişti hanımefendi. Hayal Hanım. Tekirdağ. Edirne. Aşağı inelim. Aydın. Aydın. İzmir. Muğla. İzmir. Bila bila. Türkiye'nin gerçekten Kemalistlerin, tamam mı? Hakiki CHP'lilerin artık bu başlarını böyle iki ellerinin arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Bu tür adamlar aramızdan nasıl çıktı sorusunun peşine düşmeleri gerekiyor. Yok, aralarına çıkmadı. Şimdi mesela bu arkadaş Galatasaray mezunu, Rotary Kulüp Başkanlığı yapmış bir arkadaş mesela. Şimdi gönderilmiş oraya. Şimdi öyle mi? Öyle bir şey ki. Şimdi ilginç. Biliyorsun Afrin harekatı başladığı zaman CHP'nin tavrı, yani onu ayrıca konuşabiliriz. Yani nasıl bir tavır sergilediğini biliyorsun. Yani ÖSÖ'yü El-Kaideci yaptılar. Efendim bir tanesi YPG terör örgütü değildir. Bize öyle bir istihbari bilgi gelmedi falan derken CHP'ye eleştiri yükselince CHP'den CHP'li olduğu söylenen bir takım askerlerden, o Mehmetçik'ten bir takım askerlerden mesajlar üzerinden bakın hadi biz de oradayız dediler. Ama bunun ötesinde %85, bu memleketin %85'i Afrin harekatına destek verdi. Bu %85 içerisinde Kürtler var, Türkler var, Araplar var, Çerkezler var, Lazlar var. Etnik olarak söylüyorum. Düşünsel olarak AK Partililer var, MHP'liler var, BBP'liler var, Saadetliler var, CHP'liler var. Var. Hepsi topyekün tuttu, Afrin harekatına destek verdi. Şimdi
HDP'nin %10 barajını aşmasına pilav dağıtan bu belediye başkanı aslında HDP'yi sevdiği için yapmıyor bunu. HDP üzerinden iktidarın düşmesi için yapıyor. Öyle anlatıyor değil mi? Yani hikayenin özeti bu. Yani HDP barajı açtığı için AK Parti iktidarı sona erdi. Şimdi perde diğer de burası. Tamam. Burada da sorun yok. Ama Allah aşkına bu memleketi kanla, canla kurduğunu söyleyen ve Cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir partinin belediye başkanından bahsediyoruz. Bir. İki, Çanakkale deyince neden Mustafa Kemal'i anmadın diye işte efendim Diyanet'e gönderme yapıyor ki haksız orada bir yalan da söz konusu. Çanakkale deyince işte anafartaları anmak gerekir, efendim Mustafa Kemal'i anmak gerekir, 57. alayı anmak gerekir filan filan üzerinden baktığımız zaman. Ha o zaman demek ki yani bütün Kemalistlerin Çanakkale ruhuna esas duruşta saygı göstermesi gerekiyor, öyle değil mi? Peki Çanakkale ruhu ne? Çanakkale ruhu gitti, Afrin'de vuku buldu, öyle değil mi? Yani aynı ruh, aynı ruh hem de 57. günde, hem de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gitti Afrin'de o teröristlerin otluk çıktı. Uğruna pilav dağıttıklarının silahlılarıyla, teröristleriyle savaş verdi. Aynen. Şimdi acayip bir şey ya. Ya bu nasıl CHP'lilik? Nasıl Kemalistlik? Yani ideolojik olarak Kemalistsen zaten bir bağ kuramazsın. HDP, PKK, PYD çizgisiyle. Salı akşamı Hasan Öztürk biz burada sıra dışı tarihte ben bu nasıl iş diye hayret cümlesi kurduğun şeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptık. Bir CHP var. Bu CHP taban için söylüyorum. Hani seninle, benimle, bizimle ideolojik olarak farklı düşebiliriz. Siyasi görüş olarak farklı düşünebiliriz. Hatta inanç perspektifimiz bile farklı olabilir. Ama biz onlarla şurada hemfikiriz ve baş tacı. Mesele vatansa, milletse, bayraksa, topraklarımızsa, ülkemizse, bağımsızlığımızsa falan. Tamam. Biz kol kolayız bunlarla. Hiçbir sıkıntım öyle yok. Öyle olması gerekiyor tabii. İşte. Şimdi o CHP'nin tabanında bu insanları ayrı tutarak söylüyoruz. Her seferinde de diyoruz ki bak burada da CHP eleştirisi yaptığımız zaman bunu açıyoruz. Bu %15 dedin ya. Bu %15, %10, %15 bu rakam her seferinde bizim karşımıza çıkıyor. Darbeye karşı mısınız? %15, %10, 10 ile 15 aralığında bir bant karşı değil. Ya 15 Temmuz günü biliyorsun alkışlıyorlardı bazı caddelerdeki tankları. İşte bu. İşte ezanları, PKK terör örgütü saldırıyorlar. PKK terör örgütü müdür? %90 evet. Ama bu orada bir %10 var. FETÖ terör örgütü müdür? %90 evet ama o bu %10 bak. Bu %10 yeri geliyor FETÖ'ye terör örgütü değil diyor. Bu %10 yeri geliyor PKK'ya terör örgütü değil diyor. Bu %10 yeri geliyor efendime söyleyeyim darbeye darbe değil diyor bilmem ne falan. CHP yönetimi bu %10'un içerisinde yer alıyor. Hmm. Tamam. CHP yönetimi. Yani çok kışkırtıcı bir şey söyledim. Bir şey daha söyleyeyim mi? Estağfurullah. Şimdi İstanbul İl Başkanı hanımefendi. %10 içinde. Ha işte ne diyor? Bravo. Halk için halkla beraber diye bir slogan üretiyor. Şimdi hani CHP gelenin de halk için halka rağmendir. Tabii. Aslında böyle bir hani Jacoben bir kafada vardır. Ama o hanımefendi seçilirken Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesaj çok önemli. Bana Toma'nın üzerine çıkacak adam lazım. Allah Allah. %10 bana polise kafa tutacak adam lazım. Allah Allah. Yani marjinal bir şey arıyor. Marjinal. Nereden? Marjinal bir şey arıyor. %10'un içerisinde. O %10'un içerisinde. Ama bu çok ızdırap verici bir şey. CHP'liler açısından yani gerçekten Kemalistler açısından. Ya ben Allah rahmet eylesin. Anneannem 86-87 yaşında vefat etti. Namazdan yazdı bir hanımefendiydi. CHP diyordu başka bir şey demiyordu. Şimdi bak o ya vallahi kemikleri sızlar ya. Evet. Yani şimdi böyle bir şey var mı? Onun savunduğu CHP
İşte o Çanakkale'de destan yazan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen ya da işte efendim Mustafa Kemal'i seviyoruz diyenlerin oluşturduğunu düşündüğü CHP'ydi. E şimdi bu adam Mustafa Kemal'e baktığınız zaman, Kemalizm'e baktığınız zaman aynı zamanda istilacılarla işbirliği yapanlara karşı mücadele etmiş de bir tarihi, milli bir şeyden bahsediyoruz. Kahramandan bahsediyoruz. O kahramanın da kemiklerini sızlatan bir şey yapıyor. Dolayısıyla hani bu CHP'lilerin bu işlerde biraz şimdi, hani ben safra demeyeceğim şimdi, yanlış anlaşılır ama bu kafalardan nasıl kurtulacağının çözümünün olması gerekiyor. Ben bir şey söyleyeyim. Onun üzerine işte devam edilsin belki bununla da birlikte. Şöyle bir şey var. Bu pek fark edilmedi. 2010 tarihinde Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla birlikte CHP yoğun bakıma girdi. Yoğun bakıma girdi. Ve sonra FETÖ ile işbirliği zirveye ulaştığında CHP öldü. Şu anda CHP'nin elbisesini giyip gezenler var. Hani çok güzel. Bir kişi, insan, bir yakını ölür, ayakkabılarını vesaire eşyalarını kapının önüne koyarlar. Öyle bir adet vardır, bilirsiniz. Koyarlar, birisi alır, rahmetlinin ayakkabılarını giyer. Herhangi biri, kim falan. Şimdi rahmetlinin ayakkabısını, kıyafetini vesairesini işte Kemal Kılıçdaroğlu giyiyor, işte Eren Erdem giyiyor, bir bilmem Sezgin Tanrıkulu giyiyor, Mustafa Tanal giyiyor, İstanbul İl Başkanı giyiyor vesaire. Bunların rahmetliyle uzaktan yakından alakası yok. Rahmetlinin duruşuyla, ideolojisiyle, bakışıyla, tavrıyla uzaktan yakın alakası yok. Bunun kıyafetlerini giyip işte ortalıkta geziniyorlar. Ortada bir CHP yok. Bir kere bunu kabullenmek lazım. CHP'liler bunun farkında değiller. Henüz fark edenler var. Bence farkındalar. Yani CHP tabanı bunun farkında. Ama işte burada da hep konuşuyoruz. İşte bir başka motivasyon söz konusu olduğu için. Şimdi ortak düşman var. Tayyip Erdoğan diye bir ortak düşman var. Bu hesaplaşmayı yapabilecek bir şey bulamıyorlar. Pozisyon bulamıyorlar. Ya zaman buna müsait değil. Konjonktür buna müsait değil. Oysa CHP dendiğinde akla gelen ilkeler nelerse, yani o kurucu felsefe dediğimiz ilkelere sıkı sıkıya bağlı geniş bir CHP tabanı mevcut yönetimin bu politikalarına rahatsız. Az önce sen isimlerini saydın bazılarının. İşte biri DHKPC militanı. Hı. Yani isim vermek istemiyorum. Gerek çünkü tavırlarıyla, paylaşımlarıyla, tweetleriyle ortada. Adam resmen DHKPC militanı. Biri FETÖ militanı. Diğeri HDP PKK militanı. İşte biri dinden nefret ediyor. Gene DHKPC militanı HDP ile PKK ile ittifakı savunuyor. Biri BND ajanı. Yani toplum, biri bilmem ne. Aynen. Aynen. Ya yani bu toplumun bu toplumdaki değer yargılarının tercihlerini dışarıda tuttuğu ne kadar arıza tip varsa hepsi CHP parti meclisinde. Ya da CHP yönetiminde. Ben tabanın bunlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ama bu halleşmeye ya da hesaplaşmaya yapabilecek bir pozisyon yok. Böyle bir zaman yok. Bir de şu tespiti de yapmamız gerekiyor. CHP son 30 yıla kadar, son 15-20 yıla kadar çevreden oy alıyordu. Bildiğimiz çevreden. Mesela ben şeyden hatırlarım, bizim memleketten hatırlarım. 70'li yıllarda Malatya CHP'nin kalesiydi. Hı hı. Bu durum Elazığ için geçerlidir, Diyarbakır için geçerlidir, Erzincan için geçerlidir, Sivas için geçerlidir. Her biri yakın zamana kadar CHP'nin kalesi olarak bilinen yerlerdi. Şimdi insan yapısı mı değişti o illerde? Yok, değişmedi. Sosyoloji mi değişti? Hayır, değişmedi. Bugün CHP o yerlerden
küçük miktarlarda oy alıyor. Bu bize bir şeyi anlatmalı. Yani dün çevreden oy alan CHP bugün işte seçkin muhitlerin partisi haline geldi. Yani İstanbul şeyine bakalım, İstanbul sosyolojisine bakalım. CHP'nin nerelerden oy aldığını düşünerek. Peki bunu CHP tabanına nasıl formüle edeceksin? Anlatmak için. CHP tabanı bunu biliyor. Şimdi, hayır. Şöyle bir şeye dönüştü. Diyor ki evet bu ağzı çorba kokan, bidon kafalı, bilmem ne falan. Onlar diyor bu diyor AK Parti'ye oy veriyorlar diyor. Biz aydın insanlar olarak, çağdaş insanlar olarak, zengin, işte elitist bilmem ne bileyim. Kendini başka bir yerde konumlandırıyor. Bundan rahatsız değil. O kısımda CHP tabanı eleştirilebilir. Yani o dediğin kesim, daha doğrusu o CHP tabanı yani bir tür seçkinci bir şey üzerinde yükseldiği için çevreden, köylüden, işte taşradan, muhafazakardan rahatsız. Ama aynı biçimde işte bugün CHP yönetimini oluşturan kişilerden de rahatsız. Yani onun muhafazakara karşı, çevreye karşı ya da işte köylü dediği sınıfa karşı harekete geçiren misyon başka bir şey. Şimdi Ahmet Kekeç, köylü eleştirisi var ya, bu Jacobenlerin, bu elitist yaklaşanların köylü eleştirisi. O köylü derken, hani senin benim anladığım anlamda tırnak içerisinde işte milletin efendisi. Köylü ya bu Anadolu insanı. Ama işte öyle, o CHP bak 70'li yıllarda köylüden oy alıyordu. Bak şimdi öyle algılamıyor. Annem onun için örnek veriyor. O köylü diyerek hakaret ederken bir takım şeyler yüklüyor ona, değil mi? Tabii. Bir takım şeyler ya yüklüyor bak, yani. Daha basit şöyle söyleyelim. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu. CHP tarihine bak. CHP tarihinde en yüksek oy ne zaman alındı? Bülent Ecevit'in genel başkan olduğu dönemde. 73 seçiminde %41 aldı. Sonraki seçimde %42 aldı yanlış bilmiyorsam. Aşağı yukarı. Yani CHP tarihinin en yüksek oy oranıdır. CHP o oyları kimden aldı? Bir dakika, CHP almadı ki onu. Yani CHP bir partiydi. Şöyle bir rüzgar vardı. Bülent Ecevit onun başkanıydı. Karaoğlan aldı. Yani bir rüzgar. O oyları niçin aldı? Ne söyleyerek aldı? Evet. Yani o dönemde çok eleştirilen işte toprak işleyenin, su kullananın. Umudumuz Ecevit. İşte Amerika'ya kafa tutuluyor. İşte köylü yüceltmesi yapılıyor. Toprak reformu deniyor. Çiftçi deniyor. İşçi deniyor. Yani insanlara umut verdiği için, çevreye umut verdiği için işte kendisini yırtmış addeden, seçilmiş addeden çevrelerden çok dışarıda kalan işte fakire, fukaraya, yoksula ses yönelttiği için bu oyları aldı. O insanlardan aldı bu oyları. Bugün o insanlar aynı CHP'ye oy vermiyorlar. Yani çiftçi, köylü, fukara CHP'ye oy vermiyor. Yani bu CHP dönüştüğü için değil, birileri CHP'yi dönüştürdüğü için böyle oldu. Daha doğrusu farklı düşünen insanlar CHP'de yönetici olduğu için böyle oldu. Bugün Kadıköy'den alıyor, Etiler'den alıyor, Cihangir'den alıyor, Yozgat'ın köyünden alamıyor. Bülent Ecevit dönemindeki CHP resmi ideoloji dediğimiz düşünceyle çok ciddi bir hesaplaşma halindeydi. Yani bunu gene Kemalist değerler üzerinden yapıyordu ama mesela Ecevit diyordu ki şapka köylüye ne kazandırmıştır, şapka devrimi. Bunları söylüyordu, bunları oturup yazıyordu. Yani bir yanıyla yani resmi ideolojiden Neşvi Nema bulduğu halde resmi ideolojiyle ödeşiyordu. Bunu yapıyordu. Ve işte insanların kafasında bir umut oluşturmuştu. Şu anki CHP'de bunların hangisi var? İnsanlar umut olarak bakıyorlar mı? Günün birinde bir kaset çıktı bir yerden. O kasetin içinde bir genel başkan çıktı. CHP'liler sorgulamadan, soruşturmadan razı oldular. Yani niye sorgulamıyorsunuz? Bu adam hangi bilgisiyle, hangi müktesebatıyla CHP genel başkanlığına kadar yükselebilmiş? Hangi
seçmen tercihi ya da hangi taban baskısı bu adamı oraya kadar yükseltmiş? Hangi, kasetten hangi, çıkıyor. Hangi gayretler değil mi? Hangi siyasal mücadele? Ve hangi mücadelelerle evet, geçmiş yani, bu adam? Şimdi Baykal'ın mücadelesine baktığın zaman bir şey görüyorsun değil mi? Yani Adnan Menderes'in yakasına yapışmış bir genç olarak başlıyor. Ecevit'i devirmiş işte. Ecevit'i devirmiş. Ya hayır, CHP'deki üst yapıyı dönüştüren irade ki o iradenin bugün biz de FETÖ Amerika olduğunu anlıyoruz. Yani hangi kongreye girip yani CHP'yi bu şekilde soktu. Tabii hiç. Şimdi yalnız çok özür diliyorum. Yine aynı mantık Ahmet Kekeç. O CHP seçmeni delegesi Deniz Baykal kaç defa yenildiği için Erdoğan düşmanlığı üzerinden sandı ki işte Kemal'den bir şey olur. Şimdi yani CHP halk ve Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya koyalım. Bunu çok partili hayata geçtiğimiz dönemden itibaren gözleyelim. Bir sürü şeye cevap vardı CHP'de kendine göre. Fakat CHP'nin vitrini gitgide fakirleşti. Belki Ecevit'in iktidara geldiği dönemlerde, o zamanlar Soğuk Savaş dönemiydi, anti-emperyalizm, sosyalizm, sosyal demokrasi falan filan daha revaçtaydı bugüne göre. Gitgide vitrini fakirleşti Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu şeyler konuşulurken tüketici yasası geliyor aklıma. Yani hani bir şeyi alırsın, sonra bakarsın ihtiyacı karşılamıyor, iade etme hakkın var. Şimdi Çanakkale'deki belediye başkanı, şimdi önümüze çıkan profiliyle şey değil. Yani tüketici yasası açısından bakarsak seçmenin talebine, seçmenin siparişine uygun bir belediye başkanı değil. İade mi? Yani normal şartlarda Çanakkale'deki ahali büyük ekseriyeti Afrin'deki harekatı destekliyordur. Kesinlikle. Mehmetçiğin başarılarından dolayı seviniyordur. Efendim şehit haberlerine üzülüyordur. Türkiye'nin bu konudaki yani bu harekata sebep olan gerekçeleri konusunda mutabıktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar. Fakat şimdi bakıyorsun işte Afrin konusunda sorun var. HDP konusunda yani HDP barajı geçti diye. Gerçi orada Hasan'ın söylediği gibi şey var. Yani o zaman bir teori vardı. O teori bir miktar tuttu da sayılır. HDP barajı geçerse %11'in üzerinde geçerse AK Parti AK Parti koalisyona mecbur olur diye bir fikir vardı. Öyle bir düşünce vardı. Onun bayramını da kutlamış olabilirler ama o dönemde bir sürü CHP'li ben oyumu HDP'ye verdim diye zaten açıklama yaptı. Yani. Öyle bir sahip olabilir ama buna rağmen Afrin'le ilgili halkın veya AK Parti il başkanlığının pilav dağıtması normalde rahatsız etmemesi lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partili birisini de rahatsız etmemesi lazım. Etmemiştir diye tahmin ediyorum. Fakat o dedim ya Çanakkale ahalisinin verdiği sipariş. Şimdi Çanakkale'li halk belediye meclisinde bir kadına sözlü olarak saldırıda bulunsun diye mi seçti yani Çanakkale'li belediye başkanını? Değildir. Ben de şahsen yani işte belediye başkanı böyle bir makamın ağırlığına yakıştıramıyorum. Yani ne partili olursa olsun sen belediye başkanısın şey ol. Kendi ağırlığını muhafaza et. Efendi ol. Öyle davran. O kadından hoşlanmasan bile tahammül et. Yani böyle bir profil olması lazım. Cumhuriyet Halk Partili ya da başka bir partili. Ama yok. O halkın siparişini karşılamayan bir şey. Bir belediye başkanı. Öyle durumlarda iade hakkı var ahalinin. Zannediyorum mütakip seçimde iade edilir. Öyle tahmin ediyorum.
CHP'lilerin gerçekten ama şimdi ne oldu CHP'ye sorusunun peşine düşmeler gerekiyor. Düşmeler. Biraz düştüler. Aslında son kongrede biraz düştüler. Yani Muharrem İnce'nin aldığı oylara falan baktığınız zaman bir şey oldu. Ama hemen akabindeki o Süzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu bence CHP içerisinde en son darbesini de yapmış oldu. Biz kendi partisini yaptı. Biz açık konuş. Kendi partisi yaptı. Biz açık konuşmadığımız için mevzu belki de anlaşılmıyor. Ben biraz daha böyle net ifade etmek isterim. Çünkü hakikaten bu mesele beni çok rahatsız eden bir mesele. Ciddi ciddi rahatsız eden bir mesele. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz bir parti var. Gözümüzün önünde duruyor bu parti. Şimdi bu parti bugüne kadar özellikle işte 2007'ye kadar, 8'e kadar, 9'a kadar bizi hep hangi sopayla dövdü? İşte bölücü dedi dövdü, Türk halkını irtica dedi dövdü, cumhuriyet dedi, laiklik dedi, Atatürk dedi, bayrak dedi falan. Hep böyle dövdü bizi falan. Bu buraya kadar geldi. Sonra biz anladık ki... Sana diyorum ki Çanakkale'de oluyor bu olay. Çanakkale zaferini anarken, kutlarken Mustafa Kemal Atatürk'e gerektiği kadar destek vermemekle itham edilerek dövdü mesela. Mesela. Gibi, değil mi yani? Mesela. Yani. Şimdi biz son dönemde özellikle şu son 4-5 yıldır Türkiye'de bir temizlik yapıyoruz. Devlet komple yani ne o? Türk Silahlı Kuvvetleriyle, emniyetiyle, yargısıyla, işte her kademesiyle. Üniversitesiyle, akademisiyle, hepsi. İşgal edilmiş. Yani bağımsız bir ülke değiliz. İşgal edilmiş memleket. Memleketin bütün kilit noktalarına birileri gelmiş. Medyasından, iş dünyasından, şusundan. Hadi iş dünyası çıkıp bir laf etsin şimdi. Çıkıyordu, bir laf ediyordu. Her şey... Ya bir de şöyle niye bakıyoruz? Bitireyim ondan sonra. Şimdi... Bugün karşı karşıya kaldığımız durum şu. CHP hazır mesele Çanakkale'den açılmışken CHP bir Truva atı. Tamam mı? CHP bir Truva atına dönüştü. O yapılan temizlik operasyonunda açığa düşenlerin hepsi bu Truva atının içine girdi. 90 yıldır bu ülkeye yönelik verdikleri düşmanca, adı CHP ama değil mi? Tabii. Adı CHP ama. Cumhuriyet o düşmanca Partisi. Tavrı şu anda... Yahu şunu birisi bana izah edebilir mi? Eren Erdem diye bir milletvekili çıkıyor ve diyor ki Türkiye ile İran bir gün karşı karşıya gelirse benim safım Türkiye'nin değil İran'ın yanı olur. Yani İran'ın yanında Türkiye'ye karşı savaşırım diyen bir CHP milletvekilinden bahsediyoruz. Senin manşetinde mi o? Çocuk ben sana bunu nasıl nasıldı? Adımı da partimi de mahvettin çocuk. Aynen bu işte. Evet. Şimdi Ahmet Kekeç neresini düzeltelim? Yıllarca sana bana bu stüdyodaki hepimize Mollalar yanlış İran'a anlaşılmasın Mollalar diye söyleyeyim. İran'a demediler mi? Dediler. Bak yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim. Şimdi biz burada konuşuyoruz. İnsanlar şöyle algılamasınlar. İşte 3 kişi 4 kişi oturmuş CHP'yi kurtarmaya çalışıyor değil. CHP'liler kendilerini kurtarsınlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim buradaki konuşma çerçevemiz şu. CHP bir milli güvenlik problemi oldu. Evet. Dünkü CHP milli güvenlik problemi değildi. Bunu demeye çalışıyoruz. Evet işte. Yoksa dünkü açık CHP'yi... Açık konuşalım söyleyelim dediğim bu. Dünkü CHP'yi tasvip ettiğimizden falan değil. Değil. Amen. Dünkü CHP de bu halkın değerleriyle savaşıyordu. Savaşıyordu. Bu kadar açık. Ama bu halkın değerleriyle savaşırken şeyle savaşmıyordu. Yani vatan haini değildi. Onu söylüyorum. Bak nereden çıktı bu CHP? Nereden çıktı abi? Bu CHP Müdafaa-i Hukuk Grubu diye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup vardı. Hani birinci grup, ikinci grup. İkinci grubu tasfiye ettiler. Bak burada. İkinci grubu tasfiye ettiler. Birinci grup yani bu Müdafaa-i Hukuk Grubu denilen grup bir süre sonra kendisine Cumhuriyet Halk Partisi ismini verdi. Yani şöyle... Hani övünüyorlar ya işte biz devleti kurduk falan yanlış. Devletin kurduğu bir partidir. O zamanki devletin vizyonu neydi? İşte batılılaşmacı, işte gelenekle bağlarını koparacak, işte hayatımızı değiştirecek, yaşam biçimimizi değiştirecek devletin şeyi buydu. Vizyonu buydu. Bu vizyon çerçevesinde, bu bakış çerçevesinde CHP yani Müdafaa-i Hukuk Grubu'ndan çıkan bu parti
kendisini organize etti. Ve toplumu dönüştürdü. Toplumu değiştirdi. Evet. Yani metazoru olarak toplumu değiştirdi. Alfabeyi değiştirdi, kıyafeti değiştirdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bazıları iyi olmuş olabilir. Bu değişim çabası isabetli olabilir. Bu durumu değiştirmiyor. Ama dünkü CHP bu vatana işte ihanet ediyor diyebileceğimiz bir tutum içinde değildi. Meselesi halkla idi. Sopa zoruyla halkı değiştirdi. Evet. Ya da halkın tercihlerine, işte inanç ve yaşam biçimine, değerlerine düşmanlık etti. Bununla savaşıyor. Kendisini bunun üzerine var etti. Şimdi dünkü CHP buydu. Bu CHP kendisini dönüştürür mü, kurtarır mı, halka sevimli kılar mı? O CHP'nin sorunu. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi bu program, bu konuşma bağlamında ilgilendiren şey, Türkiye'nin başı ne zaman sıkışsa, bu CHP yönetimi, mevcut yönetimden bahsediyorum, Türkiye ile problemi olan ülkelerin yanına koşuyor. Rusya ile kötüydük, Putin'e koştu. İsrail ile kötü olduk, İsrail'e koştu. Mısır'la kötü olduk, Mısır'a heyetler gönderdi. Esad'la kötü olduk, Esad'a heyetler Maliki'ye gönderdi. Maliki'ye heyet gönderdi. Mesele bu. Abi Fethullah bu ülkede darbeye kalkışıyor. Fethullah'ın militanlarını, darbecilerini koruma, kollama görevi bu CHP'ye düşüyor. Yürüdü beraber kol koruyor. Mesele bu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün, neydi o çakma kaçırılan milletvekili? Milletvekili kaçırılan değil. Hüseyin Aygün. Yok. Musul şeyi mi? Musul konsolosu. Muhasebeci Kenan. Kenan. 2016'da Muhasebeci Kenan'la birlikte Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir toplantı yaptı. 2016'da. 2017'de Muhasebeci Kenan'la birlikte Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir toplantı daha yaptı. Bu senenin içinde. 2018'de Avrupa Büyükelçileriyle birlikte yanına Muhasebeci Kenan'ı da alarak Ocak ayında bir toplantı yaptı. Evet, işte mesele bu. 2 ay sonra bugün yine yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yanına Muhasebeci Kenan'ı da alarak Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir toplantı yaptı bugün. Avrupa Birliği Büyükelçileri Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dediğini ben biliyorum. Şimdi burada açıklayacağım. Daha önce Gezi sonrasında sırasında 17-25'te, 15 Temmuz'un az öncesinde bilmem nerede Amerika'da Amerika'nın Büyükelçiliğinde ona ne talimatlar verildiyse Kemal Kılıçdaroğlu'na neler konuşulduysa bugün aynı şeyler konuşuldu. Evet. Türkiye Afrin'e operasyon yapmış, Türkiye ulusal güvenliği için, ülkesi için, toprakları için bir büyük operasyon yapmış ve zaferle çıkmış. Bugün görüştüğü Avrupa ülkelerinin büyükelçilerinin neredeyse tamamının liderleri Almanya mesela Merkel Türkiye'yi kınıyor. Yok ya, o da oradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp ona bir şey demedi. Kıbrıs konusu. Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp bir şey diyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu talimatlanmaya, formatlanmaya, kurulmaya çağrılıyor. Bak Ocak'ta görüşmüşlerdi. Yetmedi. Mart'ta bir daha, herhalde anlamadın sen dediler. Mart'ta bir daha çağırdılar. Peki niye bu kadar açık ve net konuşuyorum? Çünkü açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nde verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. Avrupa Parlamentosu ikiyüzlülük yapıyor. Bizimle kapalı kapılar arkasında AK Parti ile konusunda farklı görüşmeler yapıyorlar. İlerleme raporlarını açıklayacaklarını, hükümeti zorda bırakacaklarını falan söylüyorlar. Fakat bir dışarı çıktıktan sonra bunu yapmıyorlar, ikiyüzlü davranıyorlar falan diyor. Yani diyor ki biz Avrupa Parlamentosu'nda kapalı kapılar arkasında oturduk, AK Parti'yi nasıl devireceğimizi konuştuk, anlaştık. Fakat ikiyüzlülük yaptılar, bizi sattılar diyor. İşte bugün de onların benzeri gerçekleşti. Ya bak Afrin meselesinden dolayı mesela bunu konuşmamız lazım bizim ya. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Afrin içine girmeyin. O zaman molanın ardından konuşalım. Tamam mı? Peki. Ben molanın ardından şu yüzden istiyorum. Ben salı günü tek tek kimler girmeyin dedi, nasıl ne, hepsini verdik. Hepsini verdik, konuşacağız. Yalnız onun kayıtlarını alayım diye şey yaptım. Şu bir numaralı videoyu bir versenize hızlıca.
Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına bakın. Birinci sırada hırsızlık yapar. E adam işsizse, güçsüzse, iş bulamıyorsa geçinecek. Nasıl geçinecek? Hırsızlık yapar. Hırsızlık suçlarında... Şimdi bu dikkatlerden kaçtınız mı? Hayır. Salı günü grup toplantısında bu konuşmayı yaptı. Şimdi bu iki oluyor biliyorsun. Tabii daha önce kadın koca şiddet meselesinde dövecek tabii diyordu. Tabii bu da iki oluyor. Bu şimdi, ne ya? Şimdi bunu yayının hemen dönüşünde konuşmamız lazım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu bir fecaat. O zaman sen bize dedin ki ben işsiz kaldım. Ben aç kaldım. O zaman sen hırsızlık yaptın. Sen bize dedin ki ben de gençliğimde şurada burada işte ekonomik sıkıntı çektim bilmem şu bu. Hayır oldu. Ya. O zaman sen eşini de dövdün. Ya bu. Yarın sen sapıklığı da bunun üzerinden, katilliği de bunun bakacağız. Üzerinden oo. Aklayacaksın. Oo. Şimdi ya bakın bu kişi... Bu ifadeleri kullanan bir kişi Türkiye bakın, Cumhuriyeti'nde... Meclis çatısı altında, grup toplantısında ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı, o koltukta oturan Gazi Paşa'nın koltuğunda oturan, Salih Tuna'yı da olsaydı böyle ifade ederdi. Onun koltuğunda oturan bir kişi diyor ki, işsiz kalmış, hırsız kalmış, geçinmesi gerek. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Bu söylemi yıllarca Doğu Güneydoğu'da PKK... yaptı. Dedi ki burada iş mi var dedi biz de dağa çıkıyoruz dedi. Elektrik kaçak kullananlar açısından. Şimdi geldiği düzlem bak bu bir şeyi teşvik ediyor. Bir şeyi normalleştirmeye çalışıyor. Ya bunun üzerine konuşulmaz bile diyeceğim ama konuşmamız lazım ki. Ama bunu döndürüp yayınlayalım. Bu herkesin dikkatinden kaçtı. Hayır bu nedir ya? Hayır bu bir felaket ya. Yani bu bir seviye anlamında, irtifa anlamında bir perspektif, bakış açısı anlamında. Bu olanın ardından döneceğiz. Siz bunu izah edebilecek cümle kuramayacaksınız. İşte kuramayacaksınız. Vah! Yani bulamayacaksınız. Vah. Yani yazıklar olsun. Bir mola dönüşte buradayız. Yazıklar olsun. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte o fecaati. Şimdi belki demin dinlerken... Bir kez daha yayında sen onu. Tabii ki. Bir kez değil ya, birkaç kez. Yani. Hatta döndürüp durmak lazım yani. Kaçırmış olabilirsiniz. Şöyle bir şey de söyleyelim. Yani biz önünden arkasından kestik, insicam bozulsun falan değil. Olayı, değil mi? Öylece. Direkt birebir. Verin bakalım arkadaşlar bir daha. Afrin'de çarpışan askerlerimize... Sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz. Şimdi reji uyudu. Ömer'in grup toplantısındaki video biri veriyorsunuz. Grup toplantısının videosu. Patlama var. Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına bakın. Birinci sırada hırsızlık yapar. E adam işsizse, güçsüzse, iş bulamıyorsa geçinecek. Nasıl geçinecek? Hırsızlık yapar. Adam nasıl geçinecekmiş? Hırsızlık yapar. Şimdi bunu sadece mesele anlaşılsın diye kayıtlara geçiyorum. Sadece mesele anlaşılsın diye... Bu ifadeleri kullanıyor. Sen yine de dikkatli kullan. Evet. Onlar çünkü çarpıtıyorlar. Şimdi evet çarpıtacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki açık ve net söylüyor. Hırsızlığa cevaz veriyor. Hırsızlığa bu cevaz veriyor. Hangi şartta veriyor bunu? Diyor ki işsizsen, geçinemiyorsan çalabilirsin diyor. Ben mi yanlış anladım? Bir daha verin izleyici bir daha duysun. Hırsızlık suçlarında patlama var. Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına bakın. Birinci sırada hırsızlık yapar. E adam işsizse, güçsüzse, iş bulamıyorsa geçinecek. Nasıl geçinecek? Hırsızlık yapar. Reji, son kelimeyi niye keserek veriyorsunuz abicim?
Benim oraya gitmemi bekliyor onun için. Ver bir daha. Hırsızlık suçlarında patlama var. Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına bakın. Birinci sırada hırsızlık yapar. E adam işsizse, güçsüzse, iş bulamıyorsa geçinecek. Nasıl geçinecek? Hırsızlık yapar. Evet. Çünkü demesinler ekledi çıkardı falan diye. Sonra beni seçiyorlar devam ederken. Adam nasıl geçinecekmiş? Hırsızlık yaparak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne aranızda katılanınız var mı? Tek bir kelimeyle. Ben katılmıyorum. Nasıl ya? Yani bunun sözü katılanabilir mi? Böyle bir soru yok ya. Şimdi, böyle bir soru yok. Katılan tamam. Var mı? Bunu niye sorduğumu şimdi anlatacağım. Ben katılmıyorum böyle bir şeye. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini soymak meşru. Ona ait bir bu şeyi çalmak göre meşru. Meşrudur. Buna yakalanınca ne yapacak adam? Ben ne yapacak kardeşim? Ne yapayım? İşsiz hayır. Kaldım. Yakalanınca diyecek ki bana dedi ki işsizsen çal. Ben de geldim çaldım. Ben de geldim çaldım. Suç bile değil. Ona göre. Şeye göre hayır. Bak şimdi desen ki Hasan Öztürk bana ya eğer ekonomik falan sıkıntı çekersen gel cebimden al ihtiyacın kadar al git dersen ben de bunu yapsam. Bunu da kayıtlı olsa beni mahkemeye verebilir misin? Veremezsin. Veremezsin. Dedin yaptım. Dedin yaptım. Kapıyı açtın geldim. CHP'li arkadaşlar. Değil mi? Kapıyı açtın geldim. Tabii. O salonda bulunan CHP milletvekillerinin tamamı buna itiraz etmedi. Alkışladı. O CHP milletvekilleri alkışladıysa. Ya efsunlanmak diye bir şey mi oluyor acaba? Hani. Ya yok işte genel başkan çıkmış saçmalıyor. İşte ne desinler ne yapsınlar mı? Şimdi alkışın bir de refleks tarafı var. Birisi diyordu bana camide hutbede elimi dizimin altına koyuyorum. İmam bir şey söyler de alkışlarım diye korkuyorum. Şimdi politikacılarda da var öyle bir şey yani. Şimdi, her cümlenin sonunda bir alkış. Ekonomik sıkıntı çeken, geçinemeyen insanların hepsi ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi üzerinden onlara ait malı mülkü çalmak ve milletvekillerine, CHP'li milletvekillerine ait malı mülkü çalmak caizdir. Biliyorsunuz aynı potu bir kez daha kırmıştı. Tabii. Onda da işsiz adam eve gelir, karısını döver. Eve gelir, psikolojisi bozuk olduğu için karısını döver. Ne yapacak diye. Bu araya bir bilgi yani koymamız lazım. Şimdi bu hırsızlığa cevaz veren şahsa şunu söylemek lazım. Soros'tan senin arkadaşın olan, Soros vakıflarından senin arkadaşın olan, kankan olan, Kemal Derviş'in ekonomiyi yönettiği dönemde bu ülkede ciddi bir siyasi kriz vardı. Şimdi o dönemin rakamlarıyla bu dönemin rakamlarını bir karşılaştır. İşsizlik o zaman ne orandaydı, şimdi ne oranda? Enflasyon o zaman ne orandaydı, şimdi ne oranda? Milli gelir o dönemde ne orandaydı, şimdi ne oranda? Be vicdansız adam, şu yaptığın konuşmaya bak. Ya hadi ortada bu edelim. Rakamlar açıkça durumun hiç de seni resmettiğin gibi olmadığını gösterdiği halde şunu da 2001'de cevaz veren bu ülke insanının yüzde kaçı ev sahibiydi? Bugün yüzde kaçı ev sahibi? Ya, 2001 yılında bu ülke insanının yüzde kaçı araba sahibiydi? Bugün yüzde kaçı araba sahibi? 2001 yılında sayabildiğin kadar. Turgay, senin lafını hatırlatayım sana. İyi olacak. 2001 krizini anlatırken sen bizim toplumsal sermayemiz dediğin sosyal bir sermaye. Sosyal sermayemiz dediğin bir kavram mı söylüyordun? O da neydi? Bizim insanımız işsiz kalınca hırsızlık yapmak yerine tabii. Babasının paltosunun altına girer. Dayısının yanına gider. Tabii. Amcası ona sahip çıkar. Kız kardeşinin komşusu çıkar. Bu sosyal sermaye sayesinde de ayakta kalır. Şimdi Allah aşkına hırsızlık yapanların ne kadarı işsizlik nedeniyle hırsızlık yapıyor bakmak lazım. Yani bu da burada da yalan söylüyor. Yani bak zaten yalanın yalanı söylüyor ve korkunç bir şey de yapıyor ama aynı zamanda bir şeyi de yine bize yutturmaya çalışıyor. Hırsızlar
İşsiz kaldıkları için hırsızlık yapıyor gibi söylüyor. Gerçekten arkadaş, muhtaç olanlar, bak gerçekten muhtaç olanlar, bu ülkede muhtaçlar vardır. Olmaz olur mu hocam? Hırsızlık yapmazlar. Yani hırsızlık yüz kızartıcı bir suçtur. Çok çirkin bir suçtur. Yani hiçbir dinde, ahlak öğretisinde, hiçbir ideolojide yeri yoktur. Bu savunulur bir durum değildir. Yalnız bak burada hırsızlığı savunuyor bu adam. Daha fecaat bir duruma geleceğiz. Bak bir dakika. Ya işin kleptomani boyutu var. Başka tür kriminal boyutları var. Yani her çalan muhtaç olduğu için, aç olduğu için çalmıyor. Hırsızlıkların %90'ı kolay geçinme yolu peşinde düşmüş insanlardır. Bak %90'ı böyledir. Ve bu çok ahlaksız bir suçtur. Yüz kızartıcı bir suçtur. Bu adam utanmadan bu hırsızlığı savunuyor. Şimdi burada o CHP delegesine yazıklar olsun, bu adamı genel başkanı seçtiler. Ya bu çok çok ciddi bir şey ya. Şimdi bak burada adam işsizse ne yapsın, karısını dövsün diyen bir adam. Adamdan bahsediyorsun. Adam işsizse ne yapsın, çalsın. Hırsızlık yapsın. Ya bu siyaset değil. Siyaset böyle bir şey değil. Ya nedir bunun ismi yok. Şimdi şu sorulabilir. Ya bu adamlar niye böyle davranıyorlar? Nesi var bu adamların? Ya bu adamlara ne oldu sorusu sorulabilir. Tıpkı şeyde olduğu gibi, bu evanjeliklerde olduğu gibi. Hani evanjelikler biliyorsun, Tanrı'yı kıyamete zorlamak için yeryüzünü ifsad ederler. Evet. Kötülükler artsın istiyorlar. Şimdi bu adamlar da, bak bu adamlar ve bu adamların kafasındaki insanlar. Tam bu. Türkiye'de kötülükler var. Türkiye'nin kaosa girmesi için, Türkiye'de iç savaş çıkması için, Türkiye'nin ekonomik bir krizde debelenmesi için ellerinden gelen bütün melanetleri işliyorlar ve bunu meşrulaştırıyorlar. Bak bu hırsızlık. Sen bu bak bu yaptığı artan hırsızlık, bu adamın yaptığı CHP'nin projesi olabilir. Bak bu adamın yaptığı melanet siyasetidir. Adlı adınca melanet siyaseti. Ülkeyi açın, karıştırmak, kaosa sokmak. Çünkü başka türlü rakip belledikleri ya da düşman belledikleri kişiden ya da siyasi iktidardan başka türlü kurtulabileceklerini düşünmüyorlar. Ya bu ülkede iç savaşı seçim vaadi olarak kullanan partiler vardı. Evet. İç savaşı seçim vaadi olarak kullanan CHP'liler vardı. Ya genel başkan bir kan dökülmeden olmaz demedi mi yani? Bakın bir şey hatırlatmak istiyorum. Hepimizin şahit olduğu bir şeydi hatırlarsanız. Bir ilçeye gitmişti, Tokat'ın bir ilçesine de. Bonzai. Bonzai bir, iki, kadına şey, aile şiddet. Adamın birisi gelmişti, hep beraber oturuyorduk. Ya işte Kırıkkale. Aile şiddet arttı burada kardeşim. Kırıkkale ya. Erba. Ya Kırıkkale. Sen FETÖ'cü müsün demiştik. O evet. Polis şefine FETÖ'cüymüş adam. FETÖ'cü çıktı evet. Şimdi biraz ona da benziyor. Ne yani, Kırıkkale'ydi ne Erba'ydı. Davranışmenle bir ilçesine gitmiştik. Hayır, Ankara'nın ilçesi. Pazar. Yusuf abi doğru hatırlıyor. İkisine de gittik. İkisine gittik de o bu bonsai vakası falan filan bundan bahseden Erbağ'da. Beypazarı'ndaydı ya. Erbağ. Şimdi önemli değil. Ama bakın Kılıçdaroğlu'nun şu söylediğiyle yani söyleyerek yapmak istediğinin bir benzerini FETÖ'cüler zaten yaptılar. Dedin ya fesat çıkartıyorlar. Ya başka hangi amaçla böyle konuşuyorlar ki? Bonzai denen o uyuşturucuyu okullara kadar sokanlar bunlardı. Gasp çetelerini harekete geçirenler bunlardı. Bunlar derken FETÖ'cüler kastediyorum. Evet, evet. Bunlardı ve bunun üzerinden de şöyle yapıyorlardı. Hani gelecek ve her şeyi düzeltecek. Ve geliyorlar her şeyi düzeltiyorlar. Yani İstanbul Emniyeti'nin gelen adam, başına gelen adamın nasıl geldiğini... Çok güzel dur. Tam orada dur. Müthiş. Gelecek ve düzeltecek. Evet. Ne oldu 15 Temmuz gecesi? PKK'dan ses çıkmadı. 28 Şubat sürecinde ne oldu? PKK'dan ses çıkmadı. Efendime söyleyeyim, bütün kritik zamanlarda, kendilerini ilgilendiren kritik zamanlarda PKK'ya otur dediler, oturdu. Teröristlere otur dediler, oturdu. Evet, diyelim ki CHP iktidara geldi. Terör bitebilirdi bir gecede. Çünkü terör istediğini CHP lideri alacak. Çıkıp milleti bunaltmasına gerek yok yani. Dolayısıyla... Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ben Ahmet Kekeci'nin o tespitini çok değerli buluyorum. Yani tıpkı evangelistler gibi Tanrı'yı kıyamete zorlama fikri gibi Türkiye'de kötülüğün artması, kötülüğün yaygınlaşması için her şeyi
yapıyorlar. Gerçekten de iç savaş çağrısı yaptılar mı? Yaptılar. Yapılar kan dökülmeden bunu yapamazsınız dediler mi? Dediler. Gezi'deki davranış ve tutumlarına bakın Allah aşkına. Ondan sonra bu çukur eylemleri sırasında o arkadaşlar dediler mi? Dediler. Doğru değil mi? Hatırlayın bunları. Yine analım Çağlayan'daki bizim Kiraz. Neydi Kiraz? Savcımız. Mehmet Kiraz. Mehmet ha. Kiraz'ın şehit edildiği zaman o DHKP'cilere laf söylemeyenler ve hatta onları şöyle başka çaremiz yoktur diye haberleştirenler aynı ondan da gazeteyi bahsediyorum, söylüyorum. Yaptılar ve böylece bu memlekette kötülüğün yaygınlaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani böyle bir şey. Şimdi diyor ya, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir televizyon kanalındaydı. Yani Habertürk'teydi. Pardon, CNN Türk'teydi. Belki orayı da konuşacağız CNN Türk falan dedim. Şöyle bir cümle kurdu. Bakın. Suriye politikasında bütün oraya Orta Doğu bataklığına saplanmamızın müsebbibi hükümettir. Beştepe'dir, saraydır diyor. Saraydır. Ama ordumuz muzafferdir, ordumuz yapmış. Şimdi bir şey yapmak istiyor, çatlatmak. Hala. 15 Temmuz'daki kapı. Gibi hala geldi yeni kapıya, dedi ki bu bir darbedir, işte bunu kırıyorum, şudur. Olur mu? Sonra kontrol darbe. Sonra kontrolü dedi, yavaş yavaş işi bozdu. Şimdi ilk gün biliyor ki toplumsal bir destek var arkasında, ilk gün o sıcaklığı içerisinde bunun karşısında duramayacak. Ya Kilis CHP il başkanının söylediklerini hatırlasana, yine siz haberleştirildi, yapıldı. Yani aslında biz bu operasyona bak, karşıyız böyle, ama... Böyle bir liste var. Bu liste, tamam. Listede işte göreceğiz yani, birazdan. Tabii söyleyelim yani. Yusuf Siyah Cumhuriyet bu hırsızlık meselesiyle ilgili bir şey... Şimdi ya bu çok tuhaf bir ifade. Normal, sağlıklı bir zihinden çıkmaması gereken bir ifade. Yani nasıl? Şöyle diyelim mi? Normal, sağlıklı bir zihinden çıkmaz böyle bir ifade diyelim. Tamam zaten. Aynı yok, şey. Aynı şey değil. Biraz fark var. Söyleyiş çok farkı var. Çok fark var. Tamam çok olsun da neyse. Yani sağlıklı bir insan bunu söylemez. Ya bir ifade-i meram sorunu var. Ki böyle olmasını temenni ederdim. Yani bunun dil sürçmesi gibi bir şey ama tekerrür ediyor ikide bir. İşte kadın konusunda da, kadına şiddet konusunda da bir defa daha vaki oldu. Ya da demin işte konuştuğumuz gibi yani hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak için evangelistlerin şeyi vardı ya, yani sen söylemiştin Ahmet. Yani fesat artsın, kötülük artsın, hırsızlık artsın, şu artsın, bu artsın, sonunda ya çekilmez hale gelsin bu memleket. İsa Mesih gelsin. Mesih gelsin ve biri gelsin kurtarsın. İfadeler çok kötü. Asla makul bir zihin tarafından, makul bir akıl tarafından kabul edilemez. Ben bu ifadelerin bir ifade-i meram sorunundan kaynaklanmasını tercih ederdim yani. Peki. Şimdi Afrin'le ilgili benim söylediğim bir şey var. Yani söylemek istediğim bir şey vardı. Şimdi bu arkadaş hırsızlığa cevaz veren bu arkadaş, hatırlarsak Afrin operasyonu başladıktan bir süre sonra demişti ki Afrin içine kadar gitmeyin. Kenarda bir yerde durun. Daha sonra bunu... Ya ne olurdur. Bir dakika video, bitireyim de. Bitirme bak. Ya bitireyim bir üzerine dakika ya. Konuş. Video 3'ü bir versene. Ya bitireyim video böyle. Video 3'ü ne olur. Video 3'ü bir al. Türkiye'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Reji. Vetereler kelimeyi yemeden başlasın. Vetereler biz bunu kullandık kelimeyi yemeden başlasın. Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Sen diyorsun ki şöyle, terör örgütü olarak görmeyiz dedi. Terör örgütü olarak görmüyordu. Hatta şunu söylüyordu, onlar DAEŞ'e karşı vatanlarını savunan bir kuruluş. Bunu söylüyordu. Yani PYD, evet. PKK ile ilgili bunu söylüyordu. Bunu konuşuruz. Afrin meselesi.
Afrin içine kadar girmeyin uyarısı yaptı. Daha sonra bunu tevil etmek için hem kendisi hem partiden adamları şunu söylediler. Dediler ki ya Kemal Bey can kaybı olmasın diye böyle söylüyor. Çünkü bunu başka türlü devam ettiremezdi bu iddiasını. Çünkü bu operasyona destek veren geniş bir sosyoloji var. Artı CHP tabanı bu operasyona destek veriyor. Başka türlü davranmasına imkan yoktu. Yani bu burada da bir defa ahlak sorunu var Kemal Bey açısından. Daha sonra öğreniyoruz ki askerlerimizin hayatını düşündüğü için falan değil. Askerlerimizin hayatı hiç umurunda değil bu adam. Hemen söyleyeyim. Tam tersi. Hiç umurunda değil. Sonradan ortaya çıktı ki Amerika'nın rüşvet babından bize tanıdıklarını söyledikleri o güvenlik şeridi. Yani Afrin'e girmeyin. Membiç'i de düşünmeyin. Ama bir 10 kilometre bir güvenlik şeridi kurmanızı izin verelim. İşte buralarda işte sınırlarınızı koruyun. Sonradan öğreniyoruz ki bu rüşvetle ilişkili olarak böyle söylüyor. Yani oradan sufle geldiği için böyle söylüyor. Evet. Yani bu kendi akılları falan değil. İsterse dava açsın. Yani böyle binlerce, yüzlerce, binlerce şey var. 5000 tane çıkar. Bu adamın. İşte görüş değiştiriyor. Neye göre görüş değiştiriyor? Bir şey söylüyor, ertesi gün başka bir şeye dönüştürüyor. Neye göre dönüştürüyor? Yani bütün bunlar belgeli, kanıtlı olarak ortada duruyor. Yani enteresandır. Kemal Bey'in hassasiyet sınırıyla Amerika'nın hassasiyet sınırı örtüşüyor. İlginç şekilde örtüşüyor. Şimdi Ahmet Keke. Yani bu adam tabii ki PYD'ye terör örgütü demiyorlardı. Lütfen işte çok sıkıştırıldığı için, muhalifleri çok bastırdığı için grup toplantısında biz terör örgütü kabul ediyoruz dedi. Ama bugün tek tek CHP'lere sor. Sormana gerek yok. Bunun partisinde milletvekili olan, parti meclisinde olan adamların tweetlerine bak görürsün zaten. Ahmet Kekeç, şimdi burada hiç çekinmeden şunu söyleyeyim. Çok adice bir şey yapılıyor. O da şu. Ekran başında bizi izleyenler buna ne olur dikkat etsin. Mesela görüyorum bir tartışma programlarında işte bu az sonra ifade edeceğim meseleleri işte yanında bir AK Partili oluyor, vekil oluyor ya da ne bileyim bir gazeteci oluyor falan tartışıyorlar. Konuşuyor. Diyor ki CHP'li. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söyledi dün akşam. Tamam, dün akşam aynı şeyi söyledi. Kimse cevap veremiyor buna saçma sapan bir şeye. Diyor ki net bir şekilde. Kardeşim Suriye'yi bu hale Erdoğan sen getirdin. Şimdi de gittin orada zafer kazandım diye seviniyorsun. Ya Suriye'yi bu hale getiren Amerika ile ilgili niye bir cümleniz yok sizin ya? Bir müsaade misin? Bu hale getirdin. Şimdi de neymiş efendim işte Afrin'de başarılı olmuşsun da seviniyorsun. Sen bana şunun cevabını versene. Suriye'yi buraya bu hale kimin politikaları getirdi diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Utanmadan sıkılmadan bunu söyleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bak Yusuf ya normal ve sağlıklı diyor ya. Bitireyim şimdi mi? Bak şu cümle ya, şu cümlenin üzerine devam et. Normal ve sağlıklı bir insan orada WikiLeaks belgeler var. WikiLeaks belgeleri. Gerek orada yok. Obama diyor ki bak WikiLeaks belgelerde Obama diyor ki biz bu Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye girmeye zorluyoruz. Girelim. Ayak diriyor diyor. Ayak diriyor. Ya Suriye'yi bu haldeyse Suriye'yi bu hale getiren bir güç var. O güç hangisi? Amerika. Niye ona bir cümle yok? Bu dediklerin ve hepsi, utanmaz adam. Bu dediklerin hepsi doğru. Ben sana daha çarpıcısını söyleyeceğim şimdi. Onu da konuşacağız. Özür diliyorum. Dediler ki genel başkanı, genel başkan yardımcısı, A takımı PYD terör örgütü değildir. YPG terör örgütü değildir. Elimizde istihbari bilgi elimizde yok dedi ya. Elimizde istihbari bilgi yok. Ya Kemal Kılıçdaroğlu söyledim. Değil dedi. Daha başka açıklamalar var. Onlar işte mücadele. Bunlara itibar etseydi hükümet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün orada bir terör koridoru kurulacak. O kadar hendek, o kadar sığınak, yığınak bilmem ne oradan Türkiye 15 Temmuz'un dışarıdan bir versiyonuyla işgal edilmeye kalkmış. Mart'ta saldırı olacağına dair sen, bilgi var değil mi? Tabii. Biliyorsun, değil mi? Yani sen nasıl böyle bir şey söylersin? Kaldı ki az önce senin ifade ettiğin Türkiye, Erdoğan, Esad'a
kardeşim dedi diye tabii yerden yere vurdun. Tabii. Birlikte Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı diye yerden yere vurdun. Tabii. Eleştirmediğin, söylemediğin laf kalmadı. Sonra orada yok Arap Baharı başladı diye CHP olarak bunun peşine düştün, peşine takıldın. Buna prim vermeyen Erdoğan'ı da Esed'i diktatör ilan ederek eleştirmeye başladınız bu ülkede. Tabii. Gazetelerde yazdınız, çizdiniz. Aynen şu aşağılık ifadeleri kullandılar. Erdoğan da diktatör, Esed de diktatör. O yüzden ses çıkarmıyor gibi en aşağılık ifadeleri kullandınız. Ve Türkiye'yi işte oradaki Arap Baharı numarasına siz mecbur ettiniz. Türkiye bir şey yapmadı. Türkiye niye mecbur oldu ki? Hayır. Suriye'ye girmedi. Şuna mecbur oldu. Savaşmadı. Hayır. Şuna mecbur oldu. Orada Arap Baharı hülyası, rüyasının tıpkı buradakiler gibi sessizce buna baktık biz. Şunu söylemedik. Arap bir dakika ya. Bak Arap Baharı'na karşı, yani bu Arap Baharı dedikleri şey bir defa başka bir şeye dönüştü. Yani Mısır'da... Başka bir şey değildi ki başka bir şeye dönüştü. Başka bir şey olarak doğdu Mısır'da, insanlar. Mısır'da ters tepince, yani ihvan çıkınca, sandıktan ihvan çıkınca Arap Baharı'nın yönü değişti. Başka bir şeye dönüştü. Arap Baharı tehlikesine karşı Tayyip Erdoğan Esed'e diyordu ki doğru dürüst bir anayasa yap. Bak Kürtlere kimlik vermiyorsun. Kürtlere kimlik ver. Bak bunu da Tayyip Erdoğan şey yapıyordu, savunuyordu. Partilerin eşit şekilde yarışmasına izin ver. Yani işte bir şey kur, demokratik bir sistem kur. Bunu söylemiyor muydu? Seçim Dışişleri olsun, Bakanı o dönemde kaç defa gitti Davutoğlu Suriye'ye? 90 kere gitti, 50 kere gitti. Şeyini bilmiyorum, gidiş gelişlerle birlikte 90 temas sağlandı. Erdoğan kaç kez görüştü Esed'le? Yüz yüzeleri geç, işte telefonla, başka vasıtalarla bütün görüşmelerin toplamı yüzü aşkındır. O dönemde Türkiye'nin riyasetinde Suriye kendisini değiştirmek istiyordu. Ama ne olduysa süreç tersine döndü bak. Süreç tersine döndü ve Suriye'de iç savaş başladı. Bunlar olabilseydi, yani Erdoğan'ın Arap Baharı tehlikesine karşı Erdoğan'ın dediğini yapsaydı, Türkiye'nin dediğini, Türkiye'nin yörüngesinde kalsaydı böyle olmayacaktı. Başka bir şey olacaktı. Türkiye'nin nasıl bir Suriye politikası vardı ki? Türkiye'nin Suriye politikası şimdi oluşuyor. Suriye'yi fiilen üçe böldüler. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurdular. Müttefikimiz, ortağımız Amerika oraya binlerce tır silah gönderdi. Bu birinci derecede bizim güvenliğimizi ilgilendiren bir olay. Biz buna karşı bir operasyon yaptık. Afrin'deki terör oluşumunu dağıttık. Neyi anlatmaya çalışıyor bu Kemal Kılıçdaroğlu? Neden bahsediyor? Açık açık söylediler. Dediler ki buradan bu başarı Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Açık açık var burada. Erdoğan hanesine yazılacak. Biz buna müsaade etmeyiz dediler. Tabii diyorlardı bunu. Şimdi bir başka şey. Açılım süreci olurken yıllarca bu ülkede şu konuşuldu değil mi? Ya bu ülkede Kürt halkının bir takım sorunları var. Bu sorunları çözmediğiniz için çözdü. Buradan terör doğuyor bilmem ne falan çözdü. Dediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir siyasi bir lider, tamam, bir başbakan en büyük siyasi riski alarak evet kolları sıvadı ve adına açılım denilen bir süreç başlattı. Doğru mu? Evet. CHP'ler bas bas bağırıyordu. Siyasi hayatlarına mal olsa bile. Evet, itiraz ediyorlardı CHP'ler. CHP'ler kıyamet. Hasan Cemal sakın silah bırakmayın diyordu. Evet. Geçen bunu yapıyorlardı bu adamlar. Yazısını buldum. Cengiz Sandar'da yurt dışına verdi demecini evet buldum. Öyle diyordu. Ben PKK'nın yerine olsam silah bırakmam. Niye bırakayım ki? Aynen ifade bu yani. Evet. Şimdi CHP'ler... Ya bak 80 milletvekili soktular. Dur. CHP'ler, bak HDP. CHP'liler Erdoğan'ı terörle işbirliği yapmakla suçlamıyorlar mıydı? Ya Oslo'dan dolayı suçladılar. Akil Adamlar Heyeti'nden dolayı suçladılar. Vatana ihanetle suçladılar. Ya kardeşim adam tam da sizin bugün söylediğiniz şeyi yaptı. Bir müzakere masası kurdu. Sizin 90 yıllık yasaklarınızı bir defa elin tersiyle silki battı.
Kürtçe konuşamıyordu o insanlar. Gazete çıkaramıyordu. Yayın yapamıyordu. Klip televizyon kuramıyordu. Klip çekemiyordu. Ahmet Kaya'ya ne yaptığınızı işte hatırlayın. Bütün bu sizin saçma sapan yasaklarınızı kaldırdı bu adam. Ve bir de çözüm masası kurdu. Niye? PKK silah bırakacağız dedi diye. Sadece o dönemde yapılanların hepsi doğruydu. Yani devlet aklı böyle çalışır. Tabii ki. Sadece bu değil. Yani bir çözüm masası kurdu. Türkiye'de normal şartlarda en yapılamayacak, yapılması mümkün olmayan bir işti bu. Tabii. Toplumu buna ikna etti. Tabii Karadeniz bölgesinde dolaşmıyor muyduk o günlerde biz? Esas en evet önemli yani kısmı bu ya. Karadeniz bölgesini, yani o milliyetçi refleksleri çok yüksek. Karadeniz bölgesini... Şehitlerinin isimleri, şehitlerin isimleri. Evet bak, Karadeniz bölgesini buna ikna etti. Ya, yani böyle bir kararı almak başka, toplumu buna ikna etti, bütün Türkiye'yi ikna evet etti. Ve hakikaten mesafede kat etti. Yani PKK'nın ihaneti olmasaydı, PKK'nın hatta biraz da FETÖ ile işbirliği evet içinde şeyi süreci berhava etmesi olmasaydı. Hayır, açık söyleyelim. PKK bak, o gün FETÖ ile birlikte bu açılım süreci yapılırken onlar Türkiye coğrafyasının içine, dağına, taşına, bayırına, çayırına silah gömmekle meşgul etmiş. Evet, tabii. Tamam mı? Her tabii yere. Ne oldu? Son iki yılda yapılan tabii operasyonlarda, bir yılda yapılan operasyonlarda tonlarca, öyle ifade edeyim, tabii tırlarca top buradan Türkiye'nin içinden silah çıktı. Yani günler, mağaralar, şunlar bunlar patlatıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin tutumu şuydu. Terörle, Haluk Koç Oslo'dan dolayı suç duyurusuna bulundu. Terörle mücadele mi var? Niye savaşıyorsunuz? Pekala, bir çözüm süreci mi var? Niye savaşmıyorsunuz? Evet. Ama öyle değil. Tamam mı? Ama öyle. Bak, bütün Yusuf şey tabii, sen bir şey abi yapıyorsun tam tersinden. Evet. Öyle bak, fotoğrafı çekeyim de anlaşılsın. FETÖ, CHP ve PKK anlaşmış. Bak bu üçü anlaşmış. Hani hikaye var ya, burada bir kuş varmış. Amerika Suriye'de bir yatırıma girişince bir müsaade, ikna etti bu Ahmet politikaya. Kekir, bir müsaade misin? Bir hikaye var. Burada bir kuş varmış. Bu vurmuş. Bu getirmiş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Bu da okuldan gelmiş. Hani bana, hani bana demiş. Bir çocukluğunda yapmışlardı sana evet, da. Bana yapmışlar. Evet, şimdi PKK, FETÖ ve CHP bu üçü anlaşmışlar. Bizim haberimiz yok. Üst aklı var bunların. Hiçbirimizin haberi yok. Türkiye'de siyaset, gündem şöyle işliyor. Evet, şu kadar yıldır bu ülkede adına Kürt sorunu dediler, bilmem bir sorun var. Bu sorunu çözelim. Kim çözdü kardeşim, kim? Kürt bunları kimliğinin kim çözdü? İnkarını ortadan kaldıralım. Asimilasyon diyorlar işte falan. Bunlarla uğraşırken CHP bağırdı, dedi ki. Hani bana, hani bana diyen CHP mi? Yok, bak şimdi. Dedi ki CHP, kardeşim PKK'yla, terör örgütüyle masaya mı oturulur? Terör örgütüyle işbirliği mi yapılır? Bunu söylemesinin sebebi, az sonra şurada biz demiştik demek için. Tamam mı? Şurada pozisyonu var CHP'nin. Henüz görmüyoruz biz. Yani şurada dediğim 2014, 2015, 2012 belki. Başlangıcı 2008, 2009 neyse. Şurada bir pozisyonu var CHP'nin. Ekran başındakiler ne olur dikkatle dinleyin. O pozisyon için biz bilmiyoruz bu pozisyonu. CHP burada diyor ki bu çözüm süreci olurken terörle masaya oturulmaz. Terörle anlaşma olmaz. Şimdi terör örgütüyle diyor, bilmem ne olmaz oturalım falan filan diyor. Şimdi. Bak şimdi Ahmet Kekeç diyor. Ahmet Kekeç. O esnada PKK numaradan tabii bu çözüm sürecini önemsiyoruz bilmem ne falan filan diyor. Çatışmasızlık falan filan bir sürü şey. Ama o arada yığınak yapıyor. Yığınak yapıyor. Silahlar yiyorlar. Mağaralara, şuralara, buralara. FETÖ göz yumuyor. Askeriyle, polisiyle göz yumuyor. Bu içeride bunların şeyine, yapılanmasına 6-7-8 Ekim olaylarına kadar geliyoruz. Tamam bak, bu süreç buraya geliyor. Amaç şu, PKK denedi Şırnak'ta, şurada burada tıpkı Kuzey Irak'ta yapılmak istenen gibi orada bir de facto durum oluşturacaktı. Kuzey Suriye. Kuzey Suriye değil, Türkiye. Yok, karasal kontrol alanı sağlamak istiyordu kendisi. Kuzey Irak dedin de Kuzey Suriye. Kuzey Irak, Barzani bölgesi, referandum. Cizre'de, Şırnak'ta falan o hendekler kazıp referandum yapacaklardı, bağımsızlık ilan edeceklerdi.
biriktirdikleri silahlarla da savaşacaklardı. Şimdi FETÖ daha darbe yapmamış diye düşünün. Bu süreç öyle gelecek. Referandumu söylüyorlardı zaten. Evet. Şimdi o esnada Kemal Kılıçdaroğlu çıkacaktı. Konfederasyonel yapı. Tabii. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çıkacaktı ve diyecekti ki ülkeyi böldünüz, ne hale getirdiniz, Allah sizi şöyle yapsın, böyle yapsın. PKK'nın militanlarının da farkında değil. Sonra FETÖ'nün askerleri ve polisleri devreye girecekti. Tamam mı? Bunları elleriyle koymuş gibi imha edecekti. Erdoğan'ı devireceklerdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da anahtar teslim, bir iktidar teslim edeceklerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu değil. Belki başkasına, yani Kemal Kılıçdaroğlu öyle sanıyor. Bunun cevabı var da ben şimdi yayında söyleyemem. Ondan daha kullanışlı. Daha Kemal'leri var diyorsun. Yok. Yok yani, yok. Daha Kemal'ini hadi bulun getirin. Nereden bulacaksın? Doğru. Şimdi burada hazır yetişmişi var. Hazır yetişmişi var. Bütün mesele bu tezgahı hiç darbeye, 17-25'e geziye, bunların hiçbirine gerek kalmadan hem de üzerine bir hikaye yazarak işte Erdoğan'a çözüm süreci dedi, terörle işbirliği yaptı, ülkeyi ne hale getirdi, az daha bölüyordu, bölünmüşlüğün eşiğinden kurtulduk falan, FETÖ'yle CHP el ele verecekti. Çünkü 2010'da kaset operasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahneye sürülmesi falan, FETÖ, bunların hepsi denk düşüyor birbirine. Bak, ama Türkiye'nin muz cumhuriyeti olmadı, ortaya çıktı. KCK operasyonu çok önemli. Değil mi yani? KCK operasyonu bu çerçevede çok önemli. FETÖ'cü polisler, savcılar o operasyonla tabii istihbaratları hepsini temizledi. Örgütü, hayır. Örgütü bir başka merkeze bağladılar. Aynen öyle. Bu çok açık. Tabii. Devletin örgüt içindeki muhbirlerini ele verdiler. 229 jandarma muhbiri. Bunları öldürttüler PKK'ya. MİT ajanlardı. Örgüt içindeki MİT ajanların kimliklerini deşifre ettiler. Bunlar şu anda nerede? Ülten Kışanak'la. Belli değil. Tabii. Şimdi de şöyle bir şey oldu. Şimdi benim bu konuda belki 100 tane yazım vardır. 15-20 sene öncesinde, o öncesinin yazılarından bahsediyorum. O zaman meseleye nasıl yaklaşıyorduk? Biz diyorduk ki bu işte Kürt sorunu, PKK sorunu, terör sorunu, artık hangi adla anacaksak, bu sadece bir asayiş sorunu değil. Biz böyle bakmıyor muyduk? Çünkü hakikaten sadece bir asayiş sorunu değildi bu. Çünkü adamın pazarda Kürtçe konuşmasını engelliyordu. İşte cezaevinde oğluyla görüşemiyordu kadın. Tabii. AK Parti iktidarı döneminde işin bu boyutu tamamen halledildi. Yani insanlar kimliklerinden dolayı artık aşağılanmayacaklar. İstediği dili konuşacak, istediği kaseti yapacak, türküyü söyleyecek, gazeteyi çıkaracak vesaire. Şimdi hemen arkasında bir çözüm masası kuruldu. O dönemde işte CHP'ler senin söylediğin işi yapıyorlardı. Ama işte PKK masayı devirip kaçınca ve terörü başlatınca Bese Hozat Devrimci Halk Savaşı başlamıştır dedi ve terörü başlattılar. Yani terörün resmen başladığı şey budur. Evet, iki tane polis şehit oldu. Evet, cümle budur. Ceylan Pınar'da. Şimdi aynı CHP'liler şunu söylüyor. CHP'li Selin Sayakböke diyor ki teröre yönelik dış operasyonları derhal durdurun. Niye? Dolar yükseliyor diyor. Durdurmazsan dolar yükselişini önleyemezsin diyor. Bunu söylüyor aynı CHP. Çözüm masası kuruyorsun. Çözüm masası kuruyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki niye onlarla konuşuyorsun? Bu devlet suç işliyor diyor. Evet. Haluk Koç bu iktidar suç işliyor diyor. Haluk Koç işte bu iktidar şunları şunları yaptı. Şu görüşmeyi sağladı. İşte İmralı'yla temas kurdu diye savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Yani hayır, çözüm konuşulurken savaş istiyorlar bu adamlar. Gerçekten mecbur kalıp savaştığımız zaman da niye savaşıyorsun diyorlar. 15 Temmuz'a ya kadar böyle garip gelen, bir şey halet. 15 Temmuz'a kadar gelen süreç biliyorsunuz şeyle başladı. 7 Şubat 2012 ile başladı. MİT Müsteşarı tabii, Hakan Fidan'ın tabii ifadeye çağrılması operasyonuyla başladı. Aynen. Bunun gerekçesi de çözüm sürecinde Oslo istihbaratın fonksiyonuydu. Yani, evet. Yani bir devlet görevinden dolayı çağrıldı ifadeye. Yani, öyle başladı. Yani
ne kadar hassas noktaları hedef aldıklarına bir örnektir bu. O şey hep tabii devam doğru. etti. Yani aynen devam etti. Bütün dönüm noktalarında aynı operasyonun versiyonlarına hep tanık olduk. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım bir cümle daha söyleyeyim. Adamlar, üst akıl dediğin bu şey her neyse, bu Arap Baharı, Suriye'deki olaylar, Irak'taki olaylar, bölgedeki olaylar vesaire. İşte bugün hala devam etmekte, bizim dışımızda devam etmekte olan olaylarla. Şunu görüyoruz ki bölgeyi paramparça bir hale getirmişler. Ya, 2003'te Gondol Ceral diyor ki 22 tabii, ülkenin sınırları değişecek. Tabii. Türkiye dahil. Evet. Bunu 2003'te söylüyor. Bölgeyi. Dolayısıyla Türkiye'nin de sınırlarını falan değiştirmişler. Bütün planları falan yapmışlar. Mesela Selahattin Demirtaş çıkıp işte onlar Fırat'ın şurasına geçecek, sen de mal mal bakacaksın derken o biliyor. Etin ne butun ne seni? Sen tabii, bunu tabii. kendi adına mı söylüyorsun? Tabii. Mesela ısrarla ve inatla çıkıp biz sırtımızı PYD'ye dayadık, YPJ'ye dayadık, YPG'ye dayadık. Sen bunu bu ülkede o silahı sana doğrultmasını biliriz. O silahı sana doğrultmasını biliriz. Dahasını söyleyeyim. Biz İzmir olarak Avrupa Birliği'ne girmeliyiz. Nasıl diyebilirsin? Başka parçalanmış bir Gezi'de şey. En az PKK terörünün 30 yılda Türkiye'de işlediği suç kadar suç işlendi. Hangi kalemşörler cüretler? İşledi? Hangi cüretler? Ekrandakiler işledi. Herkes hepsine birisi artık bu Kavala mıdır? Kabala mıdır? Nedir bilmiyorum. Birileri çıktı dedi ki kardeşim korkmayın. Zaman bu zamandır. Zaman burada, korkmayın, suç işlemekten korkmayın falan dedi. Bir başka şey, planı yapmış projeyi. Diyor ki el altından dağıtılmış. Bak aynı bugünkü gibi. Şimdi göreceksiniz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, hırsızlık yapmak işte ile ilgili açıklamasının yansımalarını evet. göreceksiniz. Tabii ki yapacak. Aşağıda. Herkes. Hatırla, Erdoğan'a diktatör diyor. Tamam mı? Sonra onun yer etmesi için talimatlandırıyorlar birilerini. Bizim haberimiz yok, arka planda oluyor. Diyor ki Erdoğan'a özür dileyerek söylüyor. Küfredeceksin. Erdoğan'a hakaret edeceksiniz. Erdoğan'a en olmadık şeyleri söyleyeceksiniz. Dağıtmış herkese. Psikolojisiyle oynayacaksınız. Hakime, savcıya da diyor ki sana geldiğinde de ceza vermeyeceksin diyor. Evet, meşhur biridir. Meşhur bir tabi olacak. Yahu Twitter'dan, sosyal medyadan yazarı, çizeri, ekrandaki Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Küfür ediyor ve hakkını savunmak için mahkemeye de gitse yine dava etti. Şu kadar kişiyi dava evet. etti oluyor. Şimdi bunların hepsi bir proje. Evet. Ve o kadar basit bir proje ki bu o kadar basit. Bu sosyalist kafanın. Tamam mı? Ya bu sosyalist kafa ya bu. Psikolojik savaşın şeyleri bellidir. Evet. İsim söylemeyeceğim. Yöntemleri mekan bellidir. Bunu yaptık. Yani gizli örgütlerin laboratuvarlarında oturulup konuşulup karara bağlanmış. Şimdi tam bu. İsim söylemeyeceğim. Savaş metotları. Tam bu. Turgay, mekanı da söylemeyeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza ya mahkemeye vermeyin gibi bir şey söylenince ama anasına küfredilen benim tabii. dedi yani. Ben şimdi, ona şahit oldum. Şimdi böyle bir psikolojiyle oynadılar. Evet. Şimdi ya öyle profesyonelce yapmışlar ki Ahmet Kekeç. Öyle getirmişler ki PKK meselesinin de aynı. Şimdi Allah aşkına Çanakkale'nin CHP'li belediye başkanı çıkacak. HDP için şükür pilavı dağıtacak. Efendime söyleyeyim. Sonra da Afrin için dağıtsın da öteki de dağıtamayacak. Afrin Zaferi için. Ya? Allah aşkına ya. Nasıl dağıtsın? Ya dağıtsın. Çıkacak Ahmet Hakan'a oyumu HDP'ye verdim diyecek. Ahmet Hakan. Ben yani dağıtmasında taraftar değilim. Dağıttı. Hadi dağıtmaya devam etsin. Bak. O niye dağıtamıyor kardeşim? Ahmet Hakan'ı, Nevşin Mengüsü, bilmem aklına gelecek yazarı, çizeri, sanatçısı oyumu HDP'ye verdim diyecek. Bunu bana izah edebilir misin? Tek bir merkezden kontrolü değilse nedir bu? Ya, eline saza aldıracak, saz çaldıracak, HDP bilmem ne. Bunlar nasıl olacak? Bak 7 Haziran seçimindeki bu şey, HDP üzerindeki işte bu kampanya dışarıdan hazırlanmış aktörleri belirlenmiş bir kampanyaydı.
Şimdi 7 Haziran böyle bir şeydi. Aynı zamanlarda, aynı dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri, yani müttefikimiz, Suriye'nin kuzeyinde bir şeyler yapıyordu. Yani bu işte 3000 tır, 4000 tır, 5000 tır silah bu dönemde gitmedi. O dönemde Amerikalı askerler, kurmaylar YPG ile PYD ile beraberdi. O dönemde savaşa hazırlıyorlardı oradaki birlikleri. Ve eş zamanlı olarak seçimden sonra şey başladı. PKK'nın savaşı başladı. Ya Allah aşkına Kobani niye atıyorsun bunlar, ya? Kobani, Kobani'nin DAEŞ işgali ve efendim Kobani'deki direniş, hepsini tırnakla söylüyorum. Türkiye'ye nasıl mal edildi, Türkiye'ye nasıl döndü bir bakın ya. Tabii, peşmerge şunu, geldi, şunu, Türkiye sınırından girdi. Bizim o dönemin başbakanımıza Bici Ahmet diye şeyler alkışlandı. Yani o kadar bir baskı geldi ki uluslararası baskı. Şuraya bağlayacağım Hasan. Her şey başımıza geçirildi ya. Bir tamamlayayım daha çok özür dilerim. Özür dilerim yani pardon. Yani hatırlayalım diye. O işler yapılırken yani Suriye'nin kuzeyinde bu işler yapılırken işte biz burada kendi kendimize şu muhasebeyi yapıyorduk, şu değerlendirmeyi yapıyorduk. Diyorduk ki ya Amerika Birleşik Devletleri köklü bir devlet. Bizim müttefikimiz. NATO'da en büyük ortağımız. Siyasi ilişkiler iyi. Ekonomik ilişkiler iyi. Özel anlaşmalar yapmışız. Özel askeri anlaşmalar yapmışız. Bu koskoca devlet nasıl olur da bizim tepkimizi çekmek pahasına gider oradaki bir terör oluşumuyla işbirliği yapar. Biz bunu izah edemiyorduk. Ya yani rasyonel gelmiyordu bize. Yani normal bir devlet. Rakiye onunla girme biz girelim diyorduk. Kabul etmiyordu. Yani normal bir devlet, yani salimen muhasebe yapan bir devlet isterse Türkiye düşmanı olsun fark etmiyor. Bir defa bu tercihi bir terör örgütü lehinde kullanmaz. Sonra da anlaşıldı. Meğer bu hesapların, yani bu yatırımların nedeni 15 Temmuz'un başarılı olması üzerindeymiş. Tabii. Ve parçalanmış yani bir Türkiye projesi. 15 Temmuz'un başarısız olacağına ilişkin bir projeksiyon yapmamışlar. Nasılsa darbe olacak. Burada böyle bir altyapı hazırladık. Ve dolayısıyla bu yatırımla boşa gitmemiş olacaktı. Ama 15 Temmuz'un içerisinde bugünkü operasyonla Fırat Kalkanı'yla, Afrin'le bir defa bu yatırımın altı boşaldı. 15 Temmuz bu nedenle Amerika bize karşı çok öfkeli. Evet. FETÖ'yü de ellerinde patlattık. Evet. Bu sebeple de bize çok öfkeli. 15 Temmuz içinde CHP var mı Ahmet Kekeç? Kemal Kılıçdaroğlu var mı? Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yani geldi havalandı. Darbenin ertesi gün, iki gün sonra havalandaki çekilişi bile. O ayrı. Şunu soruyorsan. Darbenin hazırlık çalışmaları içinde CHP'liler var mı? Var. Var. Var, hepsi var. Peki darbenin başarılı olmasını istediler mi? İstemezler mi? Alkışladılar tankları ya. FETÖ var mı? Var. FETÖ zaten var. Başta başına. Şimdi Amerika var mı? Var. Allah göstermesin, darbe başarılı olmuş olsaydı, darbeyi hazırlayanlar içerisinde yer alan CHP, paramparça bölünmüş bir ülkenin bir köşesinden çıkıp Erdoğan ülkeyi ne hale getirdi bak diyecekti değil mi? Tabii ki öyle gerçeği oydu. PKK başarılı olsaydı bir başka senaryoydu, az geride. Bugün PKK ile kol kola giren, aralarında hiçbir farkın olmadığını gördüğümüz, açık açık söylüyorum, CHP ile HDP arasında şu an bu söylem hoşlarına gidiyor. Çok mutlu oluyorlar. Tamam mı? HDP tabanı işte bunun üzerinden bizde şey yapar diye, evlenir diye. Bir fark yok. Yok, doğru. Ama PKK Allah göstermesin başarılı olmuş olsaydı CHP yine bir köşeye çekilip bak gördünüz mü açılım dediler, ülkeyi ne hale getirdiler, böldüler, parçaladılar diyecekti. Tabii. Bütün senaryonun içinde fakat kendisini dışarıda gibi göstermeye başarmıştı ta ki 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'dan sonra CHP patladı. Bütün ifrazat diyeyim artık dışarı saçıldı. Evet kesinlikle öyle. Ha? Yani Kemal Bey'in genel başkanlığa zannediyor ki millet dahildir. Görmüyor. Genel başkanlığa getirilmesi dahildir ve bu partinin
üstlendiği bütün pozisyonlar dahildir. Hani başta konuşuyorduk ya, Cumhuriyeti kuran parti, kendilerini öyle lanse ediyorlar. Cumhuriyet değerleriyle işte problemsiz olan tek parti CHP bugün rejim meselesi haline geldi. Ya bu çok ciddi bir problemdir. Ciddi bir krizdir bu. Güvenlik sorunu haline geliyor. Yani ne kadar Türkiye düşmanı odak varsa yeryüzünde, Türkiye düşmanından bahsediyorum. AK Parti ya da Erdoğan düşmanı demiyorum. Türkiye'ye düşmanlık yapan ne kadar odak varsa, ne kadar ülke varsa CHP o odaklarla birlikte yürüyor, birlikte hareket ediyor. Peki. Bu çok ciddi bir krizdir. Kandil'den çağrı gelmedi mi CHP'ye? Tabii. O çağrıya cevap verdiler kaç defa. Şimdi elimde sıcacık bir kitap var. Ahmet Kekeş, Hüsriye Cömert. Sıcacık derken dumanı da tütüyor henüz. Fırından yeni çıktı. Fırından yeni çıktı. Hasan Öztürk'ün Dost Ateşi Altında Yaşamak. Hayırlı olsun. Allah eyvallah, bahtını açık etsin. Eyvallah. Hayat Yayınlarından çıkan bir kitap. Son 5 yılımızı belki de son 5 yılımız belki de 100 yıla bedel. O kadar kısa bir sürede o kadar çok şey yaşadık ki bunu da atlatabilir miyiz diye sorduğumuz her soru sonrası o soruyu sorduran, şöyle okuyayım kitabın kapağı görürsün. O soruyu sorduran Badire'den daha büyüğüyle şımardık, sınandık. Düşmanın doğası düşmanlık yapmaktır bildik. Bir de dost ateşi altında kaldık. Dost sandıklarımızın ihanetine şahitlik ettik. Dost ateşi altında yaşadığımız günleri ancak ayaklarımız bu topraklara sımsıkı basarsa, tarihsel kodlarımıza yeniden dönersek aşabileceğimizi bildik. Devamını okumayacağım. Sürpriz olsun. Temin edip okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ya, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Biz ıslatacağız. Programdan sonra ıslatacağız bu kitabı. Islatmayalım. O Mustafa Çelik'inmiş. Evet. Bizim kitaplar haftaya gelecek. Şunu söyleyelim. Yani buradan Mustafa Bey'i anladınız. Tabii tabii. Onun çok büyük teşbihi var. Sağ olsun. Yani onun beni cesaretlendirmesi. Bir baksana imzalamış mı Hasan? İmzalamış. Ha, iyi, tamam. Ben baktım imzalı. İmzalamış. Çelik imzalı. Onun için Mustafa Bey'in emeği var yani. Evet. Bu arada Mustafa Bey, biz bazen yayın öncesi bir araya geliyoruz. Sizlerle görüşmeden önce. Mustafa Çelik çok ciddi okuyan bir televizyon evet, yöneticisi. Evet, evet. Okuyan ve dinleyen. Öyle enteresan şeyler okuyor ki. Çok iyi okuyan. Okuyan, yazan. Mesela. Tabii yazarlık. Hayır, yani söyle, bir dakika. Zaten. Gizli gizli yazan. Bir dakika. Mustafa Çelik iyi şairdir. Amin hocam. Ama yazıyor da gizli gizli yazıyor. Bir çıkartmıyor yani. Bu geçenlerde elinde İngilizce bir kitap gördüm. İngilizce de okuyor yani. Onu tabii, da söyleyeyim. Tabii tabii. Şimdi Mustafa Çelik okur, yazar, çizer. Evet evet. Onlar dinler. Ay mesela bu kitabın isim babası diyelim. Yani ismi konusunda önerilerinden birisi bu isimdi. Yani Dost Ateşi Altında Yaşamak ismini de öneren Mustafa Çelik'ten de söyleyeyim. Zweig'i çok okuyor şu sıralarda. Çok da kızıyor ona. Evet. Şimdi Mustafa Çelik'in taş plakları var. Sen de onları... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığıyla ben odasına girsem, yürütsem... Bir dakika... İşsiz güçsüz mü? İhtiyacım var çünkü. Benim ihtiyacım var. Nasıl işsiz güçsüz mü kalktın? Severim biliyorsun, dinlerim. İşsiz kalmışsan açsan. İşsiz yok. Kalmadı ama plaksız kaldı. Plaksız kaldın mı? Sen o zaman şöyle. Ceviz gönderirler taşla götürürsün. Hani kadının şahidi Şiraj hesabı dersin Kemal Kılıçdaroğlu böyle söyledi, ben de yaptım. Doğru söylüyorsun. Evet, geldik programın sonuna. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'si yönetim kadrosunu kastederek söylüyorum. Çünkü taban herhalde olan bitenin farkında değil. A takımı ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye için artık bir ulusal güvenlik, milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Maalesef. Maalesef. Seçim
seçim, tercih hiç şüphesiz CHP'lerindir yani. Söyleyecek laf yok. Yusuf abi. Tüketici yasasını. Tüketici yasası. Beğeniyorlarsa, bu adam beğeniyorlarsa hayrını görsünler diyecek bir şey yok. Evet. Bu arada salı günü söyledim. Hasan Öztürk yoktu stüdyoda. Daha doğrusu yani olması beklenemez. Sıra dışı tarihte söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu stüdyoya bir kez daha çağırdım ve dedim ki... Niye yaptın onu? Söyleyeceğim. Gelsin. 3 soru soracağım. 3-5 soru soracağım. Bunlara cevap versin. Ben verse de bu sorulara cevap, vermese de oyumu CHP'ye vereceğim. Mehmet Çelik Hoca böyle şaşırdı. Dedim ki o sorulara muhatap olduktan sonra CHP'ler ona oy vermeyecek zaten. Ben bir tane vereyim. Sen olmaz. De vermeyeceksin. Yok ben vereyim. Bir tane ben vereyim oy, bir şey olmaz. Ama çünkü kendisi bu akşam bu stüdyo mesela yalan söylüyor. Defalarca söyledik. Çok yalan söylüyor. Acayip. Bak düşünsenize. Türkiye'de siyasi hayatın boyunca bir gazetecinin, bir siyasetçinin, bir aydının, bir yazar çizerin öbürü için bu kadar net ifade kullandığını pek hatırlamıyorum ben. Çok ekstrem örnekler vardır. Biz çıkıp diyoruz ki hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyoruz. Hatta Yusuf abi ne diyor? Yalanı ne gibi bir şey diyordun? Yalanı bir şey gibi söylüyor diyordun. Doğru yalan mı söylüyor? Yok. Bilmiyorum. Yani. Neyse. Su gibi yalan söylüyor. Peynir ekmek gibi. Böyle yalan yani bunu söylüyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bundan rahatsızlık duymuyor. Tıpkı FETÖ'cüler gibi. FETÖ'cülere ne söylersen söyle. Tabii canım. Hiç. Tabii rahatsızlık canım. Duymuyorlar. Tabii canım. Aynı ekol yaklaşımıdır bu olsa olsa. Başka türlü izah yok bunun. Enteresan. Çok enteresan. Siyasi şimdi, münafıklık demiştik. Tabii. Biliyorsun. Şimdi gelse hiçbir soruya cevap veremeyecek burada. Hiçbir soruya. Hiçbir soruya. Ama yalan söylüyor. Diyor ki beni çıkarmıyorlar. Gel. Gel buyur kardeşim. Gel. Yani deme bunu artık ya. Ben. Tabii şey. Geliniz. Daha böyle saygılı bir şey kuracağın için ilişki. Bir saniye. Geldiği anla itibaren. Kemal Bey olacak. Kemal Bey. Tabii. Yani biz misafire nasıl davranılır bizden daha iyi kimse bilmez yani. Ondan dolayı şey yapmasınlar yani işte burada bir şey var. Burada kaba saba adamlar var. Ne münasebet canım? Nezaketsizlik yapıyorlar. Asla. Asla böyle bir şey olmaz. Asla. Nezaket dairesinde bütün sorular kendisine yöneltilir. Asla kabalık yapılmaz. Verecek cevabı varsa o da cevabını verecek. Gelirse tabii. Tabii tabii. Herkese iyi geceler diyelim. İyi geceler, şöyle iyi geceler. Regaip gecenizi bir kez daha tebrik edelim. Geceniz mübarek olsun. Dualarınızda bizi unutmazsınız umarım. Unutmazsınız. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.